Ben sanat, zaten sanat, ben tesip içinde onu söylerim. İbadet eder gibi yapılmalı. Yani hürmetle, edeple ve bu işe memur edilmenin şükrü içinde. Bu bir emanet bize. Ne zaman geri alınacağını da bilmiyoruz. Onun için edebimizi de taşımamız gerekiyor. Her şey emanet. Her şey emanet. Bize ait hiçbir şey yok. Yani ne zaman, nasıl ben diyebiliriz? Parmağımızı oynatamayız. Ben hep öğrencilerime de onu söylerim. Şükür içinde yapın sanatınızı. Ve hizmet için kullanın. Şöhret için değil. Çünkü bu Süheyl hocamızdan geçen bir terbiyedir. Bir gün demişti ki, kızım güzel çiçekler açmış veya meyvesini vermiş ağaçların. Etrafında gelip geçenlere seslendiğini duydun mu hiç? Bak ne güzel çiçeklerim açtı, mis gibi kokuyor, kirazlarım oldu, de tadı şöyle, rengi böyle, gelin alın yiyin. Peki seslendiğini duydun mu? İşte hakiki sanatkar da tabiatı örnek almalı ve edebiyle sessiz eserini vermeli. Görecek olan onu görür. Ama reklam yakışmaz derdi. Çok haklı. Nur içinde yatsın.